Evet Deniz Özgen. Evet. Geçen sefer bayağı bir şey bakıyorum da bayağı bir board'u genişletmişiz. Sen burada değildin galiba geçen hafta. Ya ben de buradaydım gerçi de. Bu board Deniz'den sorulur. Şimdi biraz da uzaktan bakınca. Neler konuştuk Deniz? Anlatsana bir özet geçer misin? Neler konuştuk? Birebir mesajlaşmanın tabii one to one mesajlaşmanın nasıl yapabileceğimiz hakkında bir şurada sağ üst tarafta bir chart'la şekillerle çizmeye çalıştık. Ondan sonra send delivery read olaylarını nasıl çözeriz? Bundan bahsettik. Buradaki offline mesajlaşmayı da nasıl konuşuruz? Bundan bahsettik. Sonra gerçi burada read bizim için bir şey olmuştu, challenge olmuştu galiba. En çok bunun üzerinde tartıştığımızı hatırlıyorum. Ne durumlarda read olmalı? Diyaloğun bütün conversation ID'si bazında mı read olmalı yoksa message bazında mı read olmalı? Bunu tartıştığımızı hatırlıyorum. Ve şimdi de galiba şu an yaptığımız yapıya nasıl bir web client'ı oluştururuz? Bunu tartışacağız. Süper. O zaman biri kutular koymuş. Oo, Evet. hazırlıklar Bir taraftan yapılıyor. başlıyor. Ben konuşuyorken tabii ekranın diğer tarafında kalmış bunlar. O zaman Nur, niye şimdi bir browser daha çıkardın ya? Bir browser yeter de abi. yetmez. Yetmez mi? Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? WhatsApp Şimdi web. Ne yapıyor? ben bir WhatsApp web ne kullanıcıyım. yapar? Önce Yani ondan bahsedelim. telefondan şey yapıyorum. Ben mesajları yaşıyorum normalde ama bilgisayar başına geçiyorum. Telefon artık cebimde. Yani telefona da öyle sürekli bakmak istemiyorum. Ne olacak? Ben bu WhatsApp'ı aslında bir browser'dan veya bir Windows application'dan kullanmak isteyeceğim. Bunu nasıl yapabilirim? Evet, o zaman şunu şey çevirir mi cep telefonuna ya? Olur bir tanesini. Sana zahmet. Malzemeci Silah olur. olarak. Olur, onu Yani ben silahla. cep telefonu. Şöyle bir telefonumuz var elimizde. WhatsApp desteklemiyor Bunlar N78 bu abi. Destek kartı bunlardan. Symbian. Motorola'ya da benziyor ya. ya. Tam bunu kullanalım ya. Tamam hadi onu kullanalım. Nereye Bunu, koyayım bunu? şimdi bir tanesini değiştirelim. Hangisini atacağız çöpe? Ufak olanı atalım. Şuraya çöp koydum. Atabilirsiniz. Yavrum. Tamam. Şöyle yaptık. Tamam. La. Aa, telefon gitti. Telefon çaldı bir. Kim aldı oğlum telefonu? Tamam. Ya tamam bir durun. Transition'da siliyorum çöpten gelen. Tamam çöpten transition gelmez. Şimdi bence bu yayın sonunda şey yapalım bir tane. Cast hani böyle akıyor ya kapanış jeneriğinde. Kameraman Deniz, malzemeci Onur. Evet. Şimdi o zaman öncelikle şöyle bir olay var. Burada bir tane QR kod var, değil mi? Gerçekten de var. Ha, web'de değil mi o? Aa, doğru webde QR kod. İlahi ben. Gerçi telefonun browser'ından da girersek alıyoruz. Yani teknik olarak evet. QR kod taşıyabiliyor musun oradan DAPS diye webin içine? Yok ya, yazı çizerim yine. Şimdi o zaman ne demiştik en başta daha birinci programda? WhatsApp bütün chat history'yi, bütün chat konuşma geçmişini şeyde tutuyor. Cep telefonunda tutuyor demiştik. Hatta bunu tartışırken de Q'da mesela mesaj gönderdiğin zaman mesaj Q'ya yazılıyor. Birisi okuduktan sonra o Q'dan çıkıyor. Yani sunucularında aslında hiçbir şekilde mesaj yok. Bir de WhatsApp'ın şunu yaptığını biliyoruz. Bir WhatsApp, yani WhatsApp web uygulamasını açtığımda bir tane QR kod bana çıkartıyor. Ben telefonumun kamerasıyla bu QR kodu okutarak cep artık bu web uygulamasını çalışabilir hale getiriyorum. Yani aslında bir izin veriyorum. Yani bir authentication ya da bir daha doğrusu authorization yapmış oluyorum. Peki bu işlem nasıl gerçekleşiyor olabilir? Magic.
O da olur. O da bir açıklama bence. Kim başlamak ister? Bana kitlemeyeceğinizi ümit ediyorum. O zaman Fırat'ta. Fırat anlatsın ya. Ya sanırım şimdi ben bu QR kodu okuttuğumda webdeki uygulamanın benim telefonumdaki database'e erişme iznini vermiş oluyorum. Yani ben WhatsApp web uygulamasını açtığımda işte sol tarafta kullanıcılar, yani bu database'deki benim conversation'larım, herhangi birine tıkladığımda mesajlar, bunlar yine SQLite database'indeki mesajlar. Buna bir şekilde erişmek için izin almış oluyorum da bu ikisi arasındaki iletişim nasıl oluyor onu tam çözemiyorum. Yani benim bu request'im nereye gidiyor da ben telefondaki bu database'e ulaşabiliyorum. Şimdi o zaman şey düşünelim. Muhtemelen bence bu arka tarafta bir şey var. Bir sunucu var. Onun için bir sunucu alabilir miyim? Seni de övüyoruz ama. Dur tamam tamam. Bu arada bu telefonun kamerası olmadığı için ben buna ekstra kamera taktım. Beraber hareket ettim. Bu arada sunucu almadan serverless yapamıyoruz mu bunu ya? O ayrı şimdi. Dur şimdi karıştırma Deniz. Dur abi dur. Ortalık karışık. Şimdi o zaman birinci hareket. Renk seçelim. Birinci hareket ben bunu okuyorum. İkinci hareket sunucuya gidiyorum ve bunu okuduğumu ispat ediyorum. Bir şekilde. Yani bu yine DB dedik ama bu belki de Q'dur. Bilmiyoruz yani. Bir kaydedebilecek bir storage aslında. Şimdi muhtemelen şöyle oluyor. Bu browser'ın üzerinde bir unique key oluşturuyor bu. Yani aslında bu barcode'da ya da bu QR kodda bir unique ID var yine. Yani bir authorization veriyoruz. Diyoruz ki bu unique ID ile gelirsen, muhtemelen bu bir token'dır. Unique ID bir rastgele bir sayıdır ya da belki de cihazın üzerinden oluşturduğu bir kayıt numarasıdır. Bilmiyoruz yani. Bir şekilde bir token var. Ben bunu okuduğum zaman aslında bu unique ID'yi okuyorum bu QR kod üzerinden ve muhtemelen bunun içinde bir data var. Hani nasıl bir data var bilmiyorum. Onu test edebiliriz belki ama neyse. Bu datayı aldıktan sonra ben kendi unique ID'mi de biliyorum. Ve muhtemelen benim kendime ait bir tane encryption key'im var. Encryption konusuna girmedik ama şunu biliyoruz. WhatsApp üzerinde public key'ler yani asimetrik imzalar için public key'ler sunucu üzerinde duruyor. Ki gelen mesajın gerçekten o kişiden gelip gelmediğine bakabilsin. Private key'ler de cihazınızın üzerinde duruyor. Yani cihazı aslında ilk açtığın zaman, telefonu ilk WhatsApp'ı kurduğun zaman anlık bir unique ID'ler, private key'ler ve public key'ler oluşturuyor. Public key'leri sunucuya gönderiyor. Ve bundan sonra göndereceği bütün mesajları da sadece kendi içinde tuttuğu private key'lerle imzalayarak gönderiyor sunucu tarafına. Hatta cihaz değiştiğinde bunlar tekrar ötülüyor. Aynen öyle. Hatta toplu konuşmalarda root key'ler üzerinden falan filan gidiyor ama onlar şimdi bambaşka bir konu. Cep telefonundan muhtemelen bu gelecek mesajı, yani ben bu A telefonu olarak B browser'ına izin veriyorum bilgisi bir mesaj halinde benim unique ID'imle birlikte sunucuya imzalanıp gidiyor. Bu public key ile bu imzanın gerçekten bana ait olup olmadığı bir şekilde kontrol ediliyor ve sunucuya bu kayıt atılıyor. Yani sunucuda artık şöyle bir kayıt oluyor. A telefonu B client'ına izin vermiş. Sen benim yerime mesaj atabilirsin. Ya da benim mesajlarımı okuyabilirsin. İzni vermiş oluyor. Yani bir authorization gerçekleşmiş oluyor. Yani burada da aslında işi karıştırmamak için sadece bir browser'dan girişe izin veriyorlar. Başka bir browser'dan tekrar izin verildiğinde bu browser'dan mesajlara A browser ile aynı anda erişemiyorsun. Erişmek için işte tekrar otorizasyon falan alman gerekiyor. Yani tek bir yerde açık olacağını garanti ediyor adamlar. Evet. Bu da herhalde güvenlik için. Evet. Peki. Başka neye ihtiyacımız var? Şimdi ben şunu yanlış mı anladım? Onu sormak istiyorum. Birinci şu ilk transition'da ne yapıyoruz? Okuttuk kamerayla QR kodu.
Buradan sonra ikinci transition neden mobile'den server'a çıkıyor? Neden web uygulamasından server'a gitmiyoruz? Sonuçta ben gelen kullanıcıyı biliyorum. Kullanıcı okuttuğunda hayır bilmiyorum. Tamam. Bilmiyorsun. Okey bilmiyorum evet. Arka tarafta. Doğru. Muhtemelen noktada... söyle özür dilerim. Bilmiyorum sen bunu mu açıklayacaktın da bir tane de şeye ihtiyacımız var. Bir socket stream'e ihtiyacımız var ki aynen. Browser'ı artık hayata geçirmemiz gerekiyor. Sefer aynen var, abi evet. Onu çizer misiniz? Ben mi çizeyim? Bir tane ok çizeceksin ya. Tamam çiziyorum. Socket ya. Server yapacağız oraya. Dur. Aslında o zaman şöyle oluyor. Aslında tam Deniz'in dediği gibi yapalım. Uygulamayı çalıştığı zaman browser kendisini bir yere kaydediyor. Ben bu B browser'ıyım diye. Değil mi? Bir socket açıyor aslında. Ondan sonra da bu izin işlemi gerçekleştiği zaman şunu şöyle alayım mı Deniz? Şöyle koyayım. Bıraktım. Süpersin. Ben B browser'ıyım diye ya da B client'ıyım diye bir yere kendisini kaydediyor. Bunun muhtemelen kendi veri tabanı vesairesi bir şeyleri vardır. Bu A'daki adam B'dekine izin verdiğinde aslında arka tarafta bir notification server'da olduğu gibi arka tarafta başka bir pipeline'dan bir şey buraya bilgiyi gönderiyor. Diyor ki sen artık A'nın mesajlarına ulaşabilirsin diyor. Ve bu buraya geri döndüğü zaman artık bu kişi otorize olmuş oluyor ve browser da bunu biliyor. O, aslında şu gerçekleşiyor. Browser'da açtım. QR kodu okuttum. Okuttuğum anda bu sol tarafındaki, ekranın sol tarafındaki çevrim, birinci çevrim gerçekleşiyor. Browser'ı açtığım zaman zaten kendisini register etmiş. Çevrim gerçekleştiği zaman da çevrimin ikinci ucu da buradan gerçekleşen ucu da gerçekleştiğinde browser artık benim mesajlarımı talep edebilir hale geliyor. Bu authorization kısmı. Ondan sonra da mesajlaşma diğer ilk programda konuştuğumuz yapıyla aynı şekilde çalışmaya devam ediyor aslında. Aynı yapı mı acaba? Bence değil. Ya da farklı bir akış var mı? Evet. Bence aynı yapı olsaydı film burada çabucak biterdi. Var mı dersiniz? Olmaz mı? Çünkü şimdi mesaj atıyorsun. Artık mesaj atmak istediğin zaman o mesajın önce senin cep telefonuna gitmesi lazım. Senin cep telefonundan öbür tarafa ulaşması lazım değil mi? Yoksa mesajı acaba sunucuya mı gönderiyor? Bak onu bilmiyoruz. Önce telefona gidiyor. Ben denemiştim. Önce telefona gidiyor. Telefondan sonra browser'a geliyor. Medya mesajlarında falan bayağı bir belli oluyor bu. O zaman aslında browser mesajı gönderdiğinde önce telefona ulaşıyor bir şekilde. O zaman onu da çizmemiz lazım. İşin ilginç tarafı o. Yani telefonda aslında ulaştırmayıp kendi direkt iletişimde bulunsa telefonun internete erişimi olmadığı durumlarda, gerçi o zaman şey yapamıyorsun da. Private key olduğunu abi. Varsayalım. Ha? Private key. Asıl bence bütün sorun private key. Güvenlik yani. Çünkü private key'lerini browser'da yok, senin cep telefonunda private key'leri saklıyor. Evet. Yani gönderilecek mesajları enkript ederken mecburen şey yapıyor. Ya diyelim temporary olarak private key'leri de browser'a almış olsaydı yine de çok inanılmaz mantıklı bir yöntem olmayacaktı. Çünkü browser ile telefon arasında sync sorunları oluşmaya başlayabilirdi. Telefon diyelim kapalı, browser'dan mesaj gitti. Sunucuya gitti, adama ulaştı. Yani karşı mesaj yolladığın kişiye ulaştı. Ama senin telefonunun bundan haberi yok gibi bir şey olabilirdi. Tabii de bir anlamda ciddi bir güvenlik açığı oluşturur. Tabii, kesinlikle. Tabii browser'a güvenemezsin sonuçta. Güzel. Ben bunu böyle düşünmemiştim. O zaman bu authentication cycle'ı şeyde çizelim mi şurada çöp kutusunun üzerinde? Belki çöpten çıkartabiliriz artık yeni browser'ımızı. Onurcuğum telefon. Telefon mu lazım? geldim ben. Buldum telefonu. Onur senin o telefon duruyor mu ya? Hangisi? Bundan vardı değil mi sende? Evet, tırmanıyorken evet. Kullanıyordun ya. Evet duruyor. Efsane telefon. Ne marka? Philips miydi? Philips, Akbil bandılı vardı bir de galiba.
Kamera evet. Çözümü gibi evet. Akbil çözümü vardı bir de. Bob değil ya. Neydi Buket? Ahmet'le Buket. Tamam. Şimdi evet, işler biraz karmaşıklaşıyor burada değil mi? Bakalım üstesinden gelebilecek miyiz? Şimdi abi, WhatsApp'ta mesajını yazdım. Bu mesajı bu şeye göndermek istiyorsun. Buket'e göndermek istiyorsun. Bizim Ahmet de burada. Ahmet gece çalışan. Buket, aslında şöyle yapalım. Buket gece mesai yapan bir yazılımcı. Ahmet de evde Buket'i bekliyor. Gelecek, işten çıkacak da gelecek, yemeğe gidecekler. Birbirleriyle mesajlaşıyorlar. Tabii Ahmet evde rahat rahat bilgisayarından kullanıyor. Çünkü oyun oynuyormuş evde. Buket'i beklerken. Bunun konumuzda hiç ilgisi yok ama. Ben merakla dinliyorum ya. Nereye varacak acaba? Buluşabilecekler mi? Detay ver. Yemeğe nereye gidecekler? Buket neden WhatsApp'ta işini bitirse erkenden gitse falan. Kötü bir firmada çalışıyormuş Buket. Çünkü zaten mesai yapıyor yani. İyi bir firmada çalışsa mesai yapmaz. Tabii ki. Bir de şey yani bir deployment bekliyormuş. Firmada şey yokmuş yani. CICD elle falan yapıyorlar, yokmuş. Elle yapıyorlarmış. Aha. Öyle dandik. Tabii. Çok kötü bir firmada çalışıyormuş. Ama çok şükür ki WhatsApp var. Hayır, erişimi nasıl kapatmamışlar öyle bir firmada? Neyse. Nasıl kapatacaklarını bilmiyorlarmış. Firmanın kapatıp kapatmaması sorun değil ki Ahmet. Ha, bir dakika, Ahmet web'den kullanıyor zaten. Doğru, Buket dediğimiz kişi de zaten telefondan kullanıyor. 3G mobil. Doğru. Doğru. WhatsApp ya, engelleyemezsin. Neyse, Ahmet şimdi diyor ki ne yaptın, ne zaman geliyorsun? Hadi artık gelmiyor musun? Şirketi sen mi kurtaracaksın diye bir mesaj atıyor. Cep telefonundan. Pardon, browser üzerinden. İşte şimdi işler saçmalıyor arkadaşlar. Bu mesajı WhatsApp'a gönderiyor. Yine bir UID gönderiyor. From'u, to'su vesairesi var. Bir de mesajı var. Ama bu mesajı şeyden göndermiyor. Cep telefonundan göndermiyor. Dolayısıyla muhtemelen farklı bir mesaj gönderiyor. Burada bir tane de ben browser'ıyım diye bir bilgi de gönderiyor. Ve tabii muhtemelen az önce o izin aldığı bir private key falan gibi bir şeyle gidiyor. Yani burada bu muhtemelen browser üzerinde bir token falan gibi bir şey tutuyor. İzine sahip olduğunu ispatlayabilmek için. Evet, o UID'ye eşleşen telefonla o key ile private key ile eşleşen bir browser ID. Bir unique ID. Aynen, öyle bir şey gönderiyor ki bunu çok fazla veri tabanı operasyonu yapmadan authentic edebilsin WhatsApp aslında. Bu authentication için bir mekanizmaya gidiyor bu. Buna bir kutu çizelim. Bir şekilde authentic ediyor bunu. Belki de etmiyordur yani burada. Etmiyor abi, telefona geliyor her seferinde. Öyle mi? Çünkü diyelim telefon düştü, sen mesaj atmaya çalışıyorsun. Hemen telefonunu bağla diye bir mesaj çıkıyor. Ben artık şu an mesajı yollayamam diyor. Yani galiba o token'la her mesajı gidiyor yine telefonda, bu valid bir token mıdır diye valide ediyor. Ha, o zaman WhatsApp. Tamam doğru. Tabii WhatsApp o zaman buraya gidiyor. Diyor ki B kullanıcısı bir UID ile mesaj atmak, bir UID'ye mesaj atmak istiyor diyor. Cep telefonu ondan sonra mesaj cycle'ını çalıştırıyor normal. İlk programda tartıştığımız gibi bir işlem yapıyor. O zaman buradaki asıl nokta şu X noktasıyla Y noktasını birbirine bağlayacak olan mekanizma nasıl çalışıyor acaba? Yani şu karar nasıl veriliyor? Şu gelen B'nin içerisinde muhtemelen Onur'un da dediği gibi bir private key ile sign edilmiş bir mesaj var. Browser'da private key ile nasıl sign edeceğim? Private key değil de token olabilir belki. Token'la sign. Evet, public key ile belki de. Belki de public key'dir. Public key. Yani telefonda kullanılan private key olmadığını düşünüyorum. Tabii muhtemelen farklı bir şeydir işte. Bu.
QR'ı okuttuktan sonra bir obtain ettiği bir kod vardır. Evet, doğru. Ya işte 5 gün boyunca izin veriyorum gibi bir şey vardır bu key ile. Evet. Aslında timeout'u da vardır o zaman onun. Olması mesela lazım. Yani muhtemelen valid for gibi bir şey. Ya sliding de olabilir bu arada. Sliding bu arada aynen. Ek olarak şey de yapılabiliyor haliyle. Telefondan da logout ettirilebiliyor. O zaman refresh yani token falan var. Evet, bir yerde tutuluyor bu key. Nerede tutuluyor? Bence cep telefonunda tutuluyordur. Ben oyumu oradan kullanıyorum. Mantıklı aslında. Gayet mantıklı. Başka zaman, bir database koymaya gerek yok çünkü. O zaman şöyle olacak. Mesela ben cep telefonumu açtım. 3 tane ayrı bilgisayarda web messenger'ı kullanabiliyorum. Web WhatsApp'ı. Mesela ev bilgisayarında, ofis bilgisayarında bir tane de başka bir bilgisayarda kullanabiliyorum. Cep telefonumdan WhatsApp'ı silip tekrar yüklersem bunların hepsi invalidate oluyor o zaman. Doğru, kesinlikle öyle. Bekliyoruz, evet. O zaman bu bütün store için WhatsApp muhtemelen bizim umduğumuz bütün private key store'u burası, cep telefonu. Çünkü öbür türlü olursa zaten eğer bu private key'i ben sunucuda bir yerde saklarsam o zaman ne olacak? Birisi bu private key'i ele geçirirse benim browser'ımı taklit edebilir hale geliyor, değil mi? Evet. Onu istemiyoruz. WhatsApp'ın iddia ettiği mesajlarınızı okuyamıyoruz. Direkt zaten ihlal etmiş oluyorlar. Mesajları okuyabilir hale geliyorlar. Evet, aynen öyle. O zaman bunun da cep telefonunda durması lazım. Ve bütün authorization için cep telefonunun sunucunun bir şekilde cep telefonuna silent notification'a ulaşması lazım. O zaman bunların asıl işi notification'ları yönetmek ya. Değil mi? Yani bu kadar çok notification gidiyorsa cep telefonuna bayağı bir şey oluyor yani. Çünkü bir mesajlaşma sürecinde bir sürü notification çalışıyor karşılıklı. Düşünürsen. Hele bir de bunu şeyden yapıyorsan, web uygulamasından yapıyorsan daha da fazla notification çalışıyor. Çünkü gönderdiğin her mesaj için bir browser sunucuya gidip sunucudan cep telefonu notification gönderecek. Bir bu. İkincisi, sen mesajı göndermek istediğin zaman kişiye notification göndereceksin. O kişi bunu okundu durumlarında 3 tane daha notification gelecek. Her bir mesajlaşmada en az, yani tek bir mesajda en az 5-6 tane notification göndermesi gerekiyor. Ya ben konuyu değiştireceğim. Aynı konuda devam edeceksen sen dal. Ben sadece şey diyecektim. Şu an çizdiğimiz senaryoda browser sadece mobili aslında sinyal gönderiyor. Yani bütün aslında mesajı gönderme, mesajı alma, read oldu vesaire hepsini sanki serverlmışçasına mobili kullanıyor browser. Sadece arada bir WhatsApp'ın kendi server'ı var değil mi? Yani browser'dan mesajı gönderdin, server'a gitti, server'dan telefona gitti. Ondan sonra tekrar telefondan server'a giden bir akışla mesajın gönderilme pipeline'ı aynı bir şekilde devam mı ediyor? Ya da ben değil mi? Değil açıkçası galiba. Browser'ı hep şey diye düşünmüştüm. WhatsApp web ya da WhatsApp'ın client application'ı şeyde olmayan, mobilde olmayanı. Arkada WhatsApp server'ı kullanan bir reverse proxy mantığıyla senin telefonu senin telefonu server olarak görüp senin telefonun üzerinden bütün operasyonları gerçekleştiriyor gibi düşünüyordum. Tabii bunun için sadece authorization ve socket için remote server WhatsApp'ı kullanıyor. Evet evet, ben de öyle tahmin ettim ama tabii bir bilinmezlik var, bir kafa karışıklığı var. Bir de işin şöyle bir boyutu var şu anda, onu da belki ele almak lazım. Buket mesaj atarsa eğer o zaman önce notification buraya geliyor değil mi? Aynen. Sonra evet, bu notification'ın muhtemelen buraya da gitmesi gerekiyor bir şekilde. Böylelikle mesaj, yani önce mesajın bu taraf cep telefonu tarafından Ahmet'in telefonunun notification'ı alıp görmesi gerekiyor. Bunun da web'e yansıması gerekiyor. Yani sonradan web'e push etmesi gerekiyor. Bu durumda aslında açık web browser'ın varsa cep telefonun çılgınca mesajlaşıyor aslında browser'ından. Evet. Tam bir server gibi davranıyor aslında.
Burada farklı bir yöntem var arkadaşlar. WhatsApp'ı çok kullanan bir insan olduğum için. Burada web'i kullanıyorsan notification önce web'e atıyor. Yani büyük ihtimal mesajı cep telefonuna da atıyordur ama o hani pop-up olarak çıkan notification'ı cebe atmıyor. Önce web'e atıyor. Web'de diyelim 5 saniye, 10 saniye içerisinde okuduysan cep telefonuna hiç notification gitmiyor. Silent olmayandan bahsediyorum. Diyelim okumadın, o zaman cep telefonuna geliyor notification. Onu da yönetmek için ekstra bir katman koymuşlar. Evet, evet, hatırlıyorum öyle bir şey ben de. Az önce tam tersini söylemedik mi ya? Biriniz yok, tam tersi şey yok. Değil, mesajın iletilmesi değil ama bu. Değil değil. Bu notification kısmı sadece. Mesaj yani, geldi evet. Notification. Doğru doğru. Benim mesela hem webde şey açık, WhatsApp açık, hem de cep telefonu bilgisayarın yanındaysa önce notification şeye geliyor, doğru, uygulamaya geliyor. Yani daha doğrusu bilgisayara geliyor. Bir süre bakmazsam cep telefonunun titrediğini görüyorum. Doğru. Oo, bayağı o zaman adamlar işlem yapıyor ya. Bayağı iş abi, yapıyorlar abi. Evet, evet, gerçekten çılgın bir iş ya. Ve ücretsiz. Öpüp başınıza koy. Ben WhatsApp para verdim abi ya. Ücreti eskiden ücretliydi. Öyleymiş evet. Nasıl verdin ya? Ya şey, bir dolar mı ne istiyordu 2-3 yılda bir? Hak ediyorlarmış. Logosu maviye dönüyormuş Özgen. Fırat da öyle hatta para vermezsen Facebook da paralı oluyormuş falan. Mecbur işte. Belki o yüzden mi gri şu an? Bilemedim. Evet abi, bu bayağı büyük bir şey. Yani muhtemelen burada şimdi bu kutunun içinde ne olduğunu bilirsek, şuradaki kutunun içinde ne olduğunu bilirsek muhtemelen bayağı bir optimizasyon yapılıyordur burada ya. Çünkü bu kadar çok mesajlaşma demek ki yani çok inanılmaz bir sistem. Abi ne challenge'lar vardır gerçekten. İnanılmaz bir sistem diyerek çok güzel özetledin Mert bu arada. Evet. Nasıl yapıyorlar? Şey, o zaman biraz şeye bakalım mı? Son bir konu olarak. Şimdi webde okey, mesajları telefondan okumak zorunda. Ama bunları diyelim A kişisiyle olan konuşmanı açtın. Bir mesaj sesi geldi. Sonra B kişisiyle olan konuşmanı açtın. Bir mesaj sesi daha geldi. Gitti telefonu sordu bunları. Sonra tekrar A'ya döndün. Tekrar soracak mı? Yoksa ne yapacak? Lokal storage'a mı atacak? Nereye atacak? Bu konuda bir fikri olan var mı? Yok. Çok hızlı sordun abi. Son tarafı... ben de kaçırdım tamam. Ya. Yakalayamadım. Ben browser'dasın. Arkadaşlar browser'dasınız. Şimdi ben Mert'le mesajlaşıyorum. Daha doğrusu mesajlaşmıyorum. Mert'le olan mesajlarıma bakıyorum. Evet. Sonra Onur'la olan mesajlarıma baktım. Ya bunlar ilk defa yaptığım işlemler. O yüzden gitti sordu sunucudan. Telefonumdan bu mesaj listelerini aldı. Browser'a aktardı bir şekilde. Sonra 2 dakika sonra Mert'le olan mesajlaşmama tekrar dönmek istedim. Tıkladım oraya. Tekrar telefona gidecek mi öncelikle? Her seferinde gidecek mi? Yoksa bu son mesajları bir yerlerde tutacak mı browser üzerinde? Local storage'da tutuyor abi. Cache yapıyor. Aynen. Cache yapıyor. Local storage üzerinde kimlerle mesajlaştığınız, sol tarafta görünmesi gereken kişiler... Arkaya attığın kişiler de görünebiliyor. Ben şey yapabiliyorum ama şey bazında görünüyor. Conversation ID bazında görünüyor. O Conversation ID bazından avatarına falan da ulaşabiliyorsun hatta. Şeyin token'ın geçerliyse. Ek olarak yazdığın mesajlarda hani peer-to-peer yazdığın mesajlarda kime ne mesaj atıyorsan, hangi emojileri kullanıyorsan onun weighted priority'lerini de local storage'da tutuyordu. Aynen abi, az önce onları gördüm. Yüzde olarak yazmış. Böyle ona göre şey yapıyor. En sık kullandığın emojileri falan gösteriyor. Çok tatlı gerçekten. Abi inanılmaz. Gerçekten inanılmaz bir sistemmiş ya. Ve biraz service worker kullanıyorlar. Ben service worker'ı kullanan dünya üzerinde herhalde ilk uygulama olduğunu falan düşünüyorum. Şey yani yeni sürüm geldiğinde service worker üzerinden çalıştığı için şeyi soruyor sana. Direkt her web sitesine girdiğinde tekrar güncel versiyonu almıyorsun. İşte bir tane V1.0 versiyonu çalışıyorsun mesela o web uygulamasının. Yeni versiyon geldiğinde güncellemek için tıklayın gibi bir şey diyor. İşte versiyonlamayı falan da öyle yönetiyorlar. Abi yani bu muazzam bir sistem gerçekten. Evet, yani düşündükçe acayip şeyler çıkıyor değil mi abi? Ama yani. Evet, ama mesela adamlar şöyle yapmamışlar bak. Yani bugün mesela WhatsApp'ı biz end-to-end encryption yapmıyoruz dese WhatsApp çok yani tabii ki kaybederdi. Ama herkes tarafından değil yani. Mesela annem kullanırdı hala WhatsApp'ı. Hı hı. Ve bunu bütün aslında şeyleri veri tabanında tutsaydı mesajlaşmayı yine tutabilirdi. Ama adamlar burada şunu hedefliyorlar.
biz end-to-end encryption yapacağız, private key'leri de cep telefonunda tutacağız dedikleri noktada iş sapıtıyor. Yani o constraint adamları korkunç bir tasarıma ittiriyor. Düşünebiliyor musun? İnanılmaz bir şey yani. Evet. Yani o dediğin gibi database'e tutalım ya da işte ne daha basit bir çözümle ilerlediklerinde dizayn farklı oluyor. Bir yandan da end-to-end messaging yapacağız biz dediğin anda dediğin gibi her şey değişiyor. Komple değişiyor ya. Korkunç. Yoksa verirdin kullanıcı adı şifre. Her yerden giriş yapsın. Değil mi abi ya? Mis gibi. Yani WhatsApp'ı yazacağım diye gaza gelirsen eğer WhatsApp'ı ne olduğunu aslında önce anlaman gerekiyor. Biz de belki şu anda yanlış varsayımlarda bulunuyoruz. Bizim aslında varsayımlarımız bir tecrübeye dayalı. Yani biz WhatsApp kullandığımız için WhatsApp'ın nasıl çalıştığını az çok tahmin ediyoruz. Yani reverse engineering yapıyoruz. Bir taraftan da okuduklarımızla ve böyle bir sistemlerin tasarımıyla ilgili olan tecrübemizi kullanıyoruz. Ama muhtemelen hani işin içine girdiğinde bu şekilde çalışmadığını göreceğiz. Muhtemelen farklı çözümler üretiyorlardır. Bu sadece bizim yorumumuz aslında. Diyerek kapatalım mı yavaş yavaş? Evet. Haydi kapatalım. O zaman WhatsApp bir sonraki bitirdik. WhatsApp'ı bitirdik. Bir sonraki evet. Uber olsun mu? Uber çok güzel. Uber. Acaba Twitter mı olsa diyordum da Uber de güzel. Uber'deki challenge'ları söyleyeyim ben. İlk aklıma gelen. Birincisi aynı anda binlerce kullanıcı aynı şehirdeki yüzlerce binlerce kişi aynı anda taksi istiyor. Yüzlerce binlerce taksi aynı anda kabul ediyor. Ödemelerini aynı anda alıyor. Ödemeyi asenkron alıyor. Alamazsa ne yapıyor? Gibi böyle bir sürü ülkeler mesela. Londra'da mesela şehirler var. Londra'da Uber. Manchester'da Uber. İstanbul'da Uber. İzmir'de Uber. Bunlar aynı veri tabanlarını, aynı queue'ları mı kullanıyor? Nasıl scale oluyor? Bir sürü challenge var orada. Lokasyon paylaşım evet. Var. Aynen. Korkunç bir challenge. Başka ülkelere. Short space algoritmler falan var galiba ama manyak gibi hem de. Evet. En yakın araba nerede? En yakın araba en uygun araba mı? Belki de o araba müşteri bırakacak ve öyle sana gelecek. Bunu kabul ediyor musun? Gibi bir sürü use case'i de var. Tabii aynı anda 3 kişi reddediyor. 3 kişi kabul ediyor. Hangisi bunu kabul etmiş oluyor? Hangisi kazanıyor? Yani orada aslında bir de race condition'lar da var. Çünkü orada Uber driver'lar aslında, Uber sürücüleri bir kendi aralarında bir yarış içerisindeler. Okey, o zaman bir sonraki haftaya, yani galiba şu andan yaklaşık bir ay sonra görüşmek üzere. Bir ay sonra Uber tartışacağız arkadaşlar. Bir ay, evet. Görüşmek üzere, hoşça kalın arkadaşlar. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Bir saniye. Bu programı dinleyen arkadaşlar bir sonraki hafta Uber'i alacaklar. Almayacak. Evet. Ay yedik bu numarayı yedik Fırat. Arkadaşlar siz böyle hafta hafta alacaksınız. Evet arkadaşlar haftaya Uber, haftaya Uber. Düzeltiyoruz. O zaman arkadaşlar. Hoşça kalın.